Sohbetli Eserler'e hoş geldiniz. Değerli izleyenler, Kanal Avrupa ekranlarına Sohbetli Eserler programına hoş geldiniz. Yine güzel bir pazar akşamında sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içerisinde programımıza başlıyoruz. Evet, ekibimiz bu haftada yine sizler için dur durak demedi ve Hamburg'un ilginç mekanlarını sizin için gezdi ve görüntüledi. Şimdi bu haftaki programımıza kısa bir göz atmak istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde romantik komedi tarzındaki sinema filmi Aşk Tutulması Hamburg'da sinema severlerle buluştu. Filmin galasında yönetmeninden oyuncusuna kadar birçok ünlü yer aldı. Ve bu arada arkadaşımız Seda Soylu, farklı dizilerden tanıdığımız Ali Erkazan ve Tolga Han Sayışman'la çok güzel bir röportaj gerçekleştirdi. Şimdi hep birlikte izliyoruz. İyi günler hanımefendi, ben Uğur. Uğur Yiğit. Sesinize ne oldu? Sesim maçta kaldı. Siz de mi Galatasaraylısınız? Hanımefendi, ne alakası var Galatasaray'la şimdi? Yok, maç falan andınız da ilk aklıma gelen o oldu. Ben mesela Beşiktaş'ı çok severim. Hanımefendi, ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe. Büyüğü oğlan. İlaç mümessili. Benim de bir kızım var. Sigorta işi yapıyor. Evli mi? Nerede? Kariyer yapıyormuş. Şu anda yanımızda Hamburg Galatasaray Derneği'nin başkanı Sayın Abdullah Bey de burada. Filmi izlemek üzere. İyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar, hoş bulduk. Size de soralım. Bu filmden beklentileriniz ne? Nasıl bir film bekliyorsunuz? Aşk Tutulması son günlerde bayağı bir konuşuldu. Bayağı bir medyada yer aldı. Sizin bu filmden beklentileriniz ve görüşlerinizi alabilir miyiz? Ya, filmden özel bir beklentim yok. Tabii ki bir Türk filmi olduğu için memnuniyetle geldik. Sayın Mustafa Çömlek davet etti. Özellikle Fenerbahçe ile ilgili bir film olduğunu biliyorum. Dolayısıyla biz de izleyerek tabii ki hem Türk filmlerine olan katkımızı sağlayacağız hem de burada Türk toplumunu temsil ederek bir araya geliyoruz. Beyefendi, iyi misiniz? İyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Hayır, arabama çarptınız da. Çarptınız derken? Ben mesela Fenerbahçe'yi Arda'ya da bayılıyorum. Renk körlüğüyle ilgilenen bir ilacınız var mı? Bazıları kırmızıyı göremiyor da trafikte problem çıkarıyorlar. Kınar, kim bu? Tanışıyor musunuz? Ne bileyim ya, sırtlık karşıma çıkıyor, bilmiyorum. Oo, Makbule Hanım, bu ne tesadüf? Anne! Merhabalar. Merhaba. Sizleri tanıyalım. Aslı. Nesli. İkiz oluruz bu arada. Görüyorum. Niçin geldiniz? Aşk Tutulması filmi için geldik. Acı ben esasen Mustafa için geldim, bir de Necra için geldim. Özellikle Yaprak Dökümü'nden Necra'yı sevdiğimiz için, bir de Elveda Roman'da Mustafa'yı seviyoruz. O yüzden özellikle geldik. İkisini sevdiğimiz için. Bir de bence çok güzel bir şey ikisinin Hamburg'a gelmesi. Ve bir de çok merak ediyoruz, hani neden Hamburg'u seçtiler, yani niçin? Hani görürsek sormak isteriz kendilerine. Peki filmden beklentileriniz var mı? Yani her filmde olduğu gibi bu filmde de aşk olacak. Reklamını sonu gördüğümüz kadar çok güzel bir filme benziyor. Merak ettiğimiz için de hemen geldik yani. Kimsin sen ya? Ne istiyorsun benden? Yok artık. Bu da mı tesadüf? Sence?
Buralarda bildiğin iyi bir restoran var mı? Acıktım da. Hamburg Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Lütfi Bey de aramızda. İyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler. Sizler de iyisiniz. Biz de iyiyiz inşallah. Siz de herkes gibi Aşk Tutulması filmin galasına geldiniz. Evet. Bu filmden sizin beklentileriniz peki ne? Ne bekliyoruz sinevizyonda? Yani bu filmde ne bekliyorum? Bu filmde oynayan insanları, arkadaşları televizyondan tanıyorum. Yani beğeniyle izlediğim bir diziler var. Elveda Rumeli diye. Oradan tanıyorum arkadaşı. Ya başarılı diye düşünüyorum. Geldik, merakla bekliyoruz. Ama başarılı olacağını tahmin ediyorum ki güzel filmdir. Derneklerin, başkanların yanı sıra Hamburg'un sanatçılarını da burada bulduk. Ve sevgili Pınar Ergin kardeşim de burada. Pınar, senin de Aşk Tutulması filmiyle ilgili düşüncelerini ve görüşlerini alabilir miyiz? Ne bekliyorsun bu filmden? Vallahi fragmanı gördüm, çok beğendim. Zaten oyuncuları da tanıyoruz. Necla'mızı, Fahriye'mizi Yaprak Dökümü'nden sürekli izliyoruz. Mustafa Bey'i de, Mustafa diyorum valla, Elveda Rumeli'den tanıyoruz, takip ediyoruz. Bu filmi gördük, fragmanını. Bol bol gülmemizi istiyoruz. Bizi güldüreceklerinden çok eminim. Komedi bekliyoruz çünkü buna çok ihtiyacımız var. Dünya duruyor aniden. Seni bildiğim tek bir şey var. Seni deli gibi seviyorum. Ben de seni seviyorum. Öncelikle hepinize gösterdiğiniz ilgi için teşekkürler. Biz mümkün mertebe samimi, sıcak ve Türk kültüründe her yerde inandığımız şekilde yansıtabileceğimiz bir film yaptığımızı düşünüyorum. Biz tabii ailecek doğuştan Fenerli olduğumuz için Fenerbahçe'ye de özel bir film yapmak bizim için ayrı bir duygu. Ama burada bizim anlatmak istediğimiz, gördüğünüz üzere, karşılıksız sevmek üzerine bir şeydi. Tüm dünyanın bu duyguyu yeniden hatırlatmak anlamında, özellikle biz kendimize. Çok teşekkür ediyorum katılım gösterdiğiniz için. Burada tabii yaş ve görüntü itibariyle de en büyük Fenerbahçeli Ali Erkazan. Ben mikrofonu ona veriyorum. Ben de hem Fenerbahçe Kongre üyesi olarak hem de bir oyuncu olarak böyle sıcak, umarım beğendiniz, hoş bir filmde görev aldığım için gerçekten çok mutluyum. Ama yani şöyle yanlış anlaşılan bir şey var. Fenerbahçe burada tabii ki ülkemizde ve dünyada önemli. Burada bir simge olarak var. Biz Fenerbahçeli olduğumuz için Fenerbahçe'yi bu işin içine, aşkın içine, ayrıca bizim Fenerbahçe'ye olan aşkımızı da biraz göstermek için yaptık. Oysa önemli olan sporun içinde taşıdığı aşkı biz de aynı şekilde taşımamız. Bunun en iyi örneklerinden biri de filmin ortak yapımcısı Timur Savcı, Galatasaraylı'dır. Bu anlamda bu aynı zamanda bir kardeşlik filmidir. Der bir akşamı kız mı istemir ben? Abicim büyük totem yaptım, maçı izlemeyeceğim. Gör bak, maçı da alacağız kızı da. Sen benim için çok önemlisin. Denenli adam böyle dik durur, başı yukarıda. Merhabalar Tolga Bey. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim vallahi. Çok iyiyim, birazcık da yorgunum. Yorgunluk neden? Yorgunluk valla çok yoğunum. Yol yorgunluğu da diyebiliriz buna. Ben Makedonya'dan İstanbul, İstanbul'dan direkt Köln'e, Köln'den de buraya geldim. 4 günde toplam 5 saat uyudum diyebilirim. Film hakkında ne düşünüyorsunuz? Film hakkında ben çok güzel şeyler düşündüm zaten başlamadan önce. Film için iyi dileklerim olmasaydı zaten bu projenin içerisinde yer almazdım. İlk bana teklif edildiği günden itibaren çok inandığım bir projeydi. Çok keyifle oynadım. Diğer oyuncu arkadaşlarım ve büyüklerimle beraber. Güzel bir iş çıkardığımızı düşünüyorum ben. Türkiye'de de bizim beklediğimizden daha fazla bir ilgiyle karşılaştık ve beğenildi açıkçası. Bu beni çok mutlu etti. Darısı da şimdi artık yurt dışındaki vatandaşlarımızdan göreceğimiz ilginin başına diyeyim.
Sizin başka projelerde de yer alıyorsunuz. Örneğin Elveda Rumeli'de Mustafa rolündesiniz. O konuya biraz değinmek istiyorum. Elveda Rumeli'nin bir sinema filmini görebilecek miyiz? Onun için bir şey söyleyemem. Yani Elveda Rumeli dizi olarak devam ediyor ATV ekranlarında biliyorsunuz. Ne kadar süreceğini de daha tam olarak bilmiyorum. Şu anda bu senenin sonuna kadar zaten Makedonya'dayız ve devam ediyor çekimler. Daha sonrasında dizi devam eder mi, etmez mi veyahut da bir sinema filmine dönüşür mü? Bununla ilgili kararı ATV ve yapımcılar verir. Eğer öyle bir sinema projesi olursa ben yer alır mıyım? Onu da zaman gösterir diyorum. Mankenlikten oyunculuğa geçiş oldu sizin için ve oyunculukta olan başarınızı kanıtlamış oldunuz hem sinema filmiyle hem dizi filmiyle, dizilerinize daha doğrusu. Bunu açıdan size gelen eleştiriler oldu mu? Yani tabii ki de ama hani sizin de söylediğiniz gibi hani olumlu eleştiriler almak beni çok motive etti ve çok mutlu etti açıkçası. Daha çok olumlu eleştiriler aldım. İnsanlar güzel şeyler söylediler. Oyuncu büyüklerimden çok sözünü dinleyeceğim insanlardan aldığım hani yapıcı eleştirileri de uygulamaya çalışan bir insanım açıkçası. Sonuçta ön yargılarla yaşayan bir toplumdayız. Tabii ki de insanlar izlemeden fikir sahibi olabiliyorlar ülkemizde. Ama izledikten sonra fikirlerinin değiştiğini görmek beni çok mutlu etti. Hamburg'da yaşayan Türklerimiz için, vatandaşlarımız için ve herkes için mesajınızı alabilir miyiz? Vallahi hepsini çok seviyorum, inanın gerçekten. Göstermiş oldukları bu sıcak ilgiden dolayı da onların hepsine çok teşekkür ediyorum. Önce Köln'e gitmiştik, aynı ilgiyi orada gördük. Sonrasında Hamburg'da, burada gene böyle bir ilgiyle karşılaşmak beni çok mutlu etti. Çok duygulandırdı açıkçası. Çok da hani duygularımı çok böyle ifade edebilen bir insan değilim. Ama çok heyecanlandığımı söyleyebilirim size. Hepsini çok seviyorum. Çok teşekkür ederiz bu röportajınız için. Kendinize iyi bakın, iyi dinlenmeler diyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. Merhabalar Ali Bey. Merhabalar. Hoş geldiniz öncelikle Almanya'ya. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Valla gayet keyifli. Çok seyircide de çok güzel reaksiyonlar var. Bizim burada olmamızdan onlar mutlular. Onların böyle mutlu olduğunu görünce biz de geldiğimize değdiğini düşünüyoruz. Gerçekten çok keyifli geçiyor. Çok çok güzel. Peki Almanya ile Türkiye'nin seyircisini kıyaslaştırdığımız zaman aradaki fark nedir? Vallahi yani arada teknik olarak nasıl bir fark var bilmiyorum ama buradaki seyirciyi biraz daha sıcak buldum ben. Reaksiyon vermekten çekinmiyorlar. Bizim ülkemizde böyle garip bir şey var. Yani gülmeye çekiniriz, ağlamaya çekiniriz. Duygularımızı saklamayı tercih ediyoruz. Onun da başka sebepleri var herhalde. Ya kişinin kendine özgü sorunları ya da işte sevmemiş de olabilir ama Türkiye'de de bayağı ilgi gördü film. Yaklaşık 400 bin civarında bir seyircisi oldu. Tahmin ediyorum Avrupa'da da başarılı olacak, iyi olacak. İnşallah biz de öyle mi diyoruz. Peki sizi başka projelerde görebilecek miyiz? Evet, ben şimdi dönünce bir diziye başlıyorum. Benim Annem Bir Melek dizisine sonradan dahil olan bir karakterle o dizide oynamaya başlayacağım. Bir tane sinema projemiz var yine. O da tahmin ediyorum işte Mayıs-Haziran gibi başlanacak. Yani işimizi yapmaya devam edeceğiz, ediyoruz da. Yani ekranlardan uzak kalmayacaksınız. Zaten yani ben oyuncuyum. Yani oynadığım karakter gereği tornacı değilim ki. Ben oyuncu olduğum için ekranlardan ve kameranın önünden ayrılmayacağım yani. Ama tornacıydınız da ekranlarda. O tornacılık aktörlük gereği olmam gereken bir. İşte burada da albaydım, emekliydim. Gerçi zaten bu yaştan sonra da şey oynayacak halimiz yok, jön oynayacak halimiz yok. Yaklaşık böyle roller gelecektir. İşte amca, dayı, dede, baba. Onların önemli olan değişik karakter yapılarında olmaları. Ve o karakter yapısını da benim bir oyuncu olarak seyirciyle buluşturmaya çalışmam. Bunda başarılı olmam ve seyirciden de bu konuda iyi şeyler duyduğum zaman tabii ki çok daha mutlu oluyorum.
şunu söyleyebilirim, biz seyirciler olarak, sizi izleyiciler olarak tüm rollerinizle, tüm karakterinizle sizi çok seviyoruz. Çok teşekkür ederim. İşte zaten beni de ekranlara taşıyan, kameranın önünden ayırmayan bu sizlerin güzel duyguları. Ölünceye kadar kameranın önündeyiz. Allah uzun ömürler versin diyoruz. Sağlıklı kalın. Çok teşekkür ederim sohbetiniz için. Ben teşekkür ederim. Bütün Almanya'ya sevgilerimi sunuyorum. Bize gösterdiğiniz ilgi için çok çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet, ve yanımızda Aşk Tutulması'nın yönetmeni Sayın Murat Çeker. Ben size teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle böyle güzel bir filmi bizi izlettiğiniz için, bize böyle güzel bir senaryoyla karşı karşıya getirdiğiniz için. Biraz bu fikir nereden çıktı? Bununla ilgili bir soru. Ya aslında bu hepimizin, özellikle futbolla tutkulu ilişkisi olan birçok erkeğin hayatında olabilecek bir hikaye, ama bizim esin kaynağımız bizzat benim kardeşimin başına gelen bir öyküydü. Bundan 3 sene önceki bir sevgililer gününde maça gidip şimdiki eşini, o zamanki nişanlısını bırakıp deplasmana Hollanda'ya gitmesiyle benim ilgimi çekti. Ha dedim, ya biz bunu hep yaşıyoruz. Buradan biz bir film yapalım dedim, ama esas benim anlatmak için de karşılıksız sevmeyi tekrar hatırlatmak ve Türk kültürünün biraz bu aralar ihmal ettiğimiz bazı yönlerini ortaya çıkartmakta. Yani orta sınıf Türk insanının değer yargılarını, aşka, bağlılığa olan yaklaşımını ortaya koyacak bir filmdi. Yani bizim Fenerbahçe sevgimiz de bu aşk filmde bir vesile oldu aslında. Yani onu da eli yüzü düzgün bir şekilde yaptığımızı düşünüyorum. Evet, ne kadar Fenerbahçe ağırlıklı olsa da, spor ağırlıklı olsa da, bayanlara çok büyük bir hediye yapmış olduğunuzu ben düşünüyorum. Ve ayrıca tüm bayanların adına da size teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten böyle filmleri özlemiştik. Yani Yeşilçam tadında, tarzında bir film olmuş. Duru, tertemiz, çok güzel bir şey olmuş. Size çok teşekkür ediyorum. Ya ben özellikle şeye çok dikkat ettim. Yani futbol söz konusu olunca bir erkek filmine dönüşebilirdi bu. Ama biliyorum ki bu özellikle takım mı, aşk mı, taraftar mı meselesinde kadınlar daha mağdur. O yüzden film demokratik bir film. Yani erkeklerin düşünce ve duyguları kadar kadınların düşünce ve duygularına da yer veriyor. O yüzden kendi içinde bir dengesi var. Bu da karşılığını buluyor zaten. Yani Türkiye'deki biz gittiğimiz gösterimlerde de, ki 400 binden fazla insan Türkiye'de seyretti filmi. Birçok halk gösterimine gittik ve bayan izleyici sayısı zaten erkeklerden daha fazlaydı. O da beni şey diye mutlu ediyor. Demek ki biz gözü kara fanatik böyle erkekler olarak bir film yapmamışız. Yani ihmal etmemişiz kadınlarımızı. Çünkü Türk kültürünün en önemli öğesi zaten kadınların duruşu. Ve biz bunun hakkını vermeye çalıştık sadece. Evet, bu yüzden de size çok çok teşekkür etmek istiyorum. Evet, tekrar hoş geldiniz Almanya'ya diyorum ve böyle güzel projelerin devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Aramızdan çık, sana 100 bin dolar vekili vereceğim. Ne diyorsun lan sen? Ben takımımı, ailemi, vatanımı para için asla satmam. Güzel, etkilendim. Evet değerli izleyenler, şimdi özellikle Türk müzik piyasasında faaliyet gösteren izleyicilerimiz için çok önemli bir tanıtımı getiriyoruz ekranlarınıza. Müşterilerin büyük bir kısmının Türk müzisyenlerinden oluşan Hamburg Just Music ekibimize kapılarını açtı. Ve Just Music'in piyano bölümünde işletmeci olan Jan Lütje sorularımızı cevapladı. Şimdi Erdinç Eser'in yapmış olduğu röportajı getiriyoruz ekranlarınıza. Evet değerli izleyicilerimiz, bugün de müzisyenleri ve sanatçıları ilgilendirecek bir mekanı size tanıtmak istiyoruz. Hamburg'un Altona semtindeki Just Music, müzik çarşısını sizler için gezdik, gördük, baktık ve denetledik. Ve buranın genç genel müdürüyle bir sohbet gerçekleştirdik. Hallo Jan.
Seit wann gibt es Just Music? Hallo Erlinch. Just Music gibt es seit 2003 hier in Hamburg. Früher unter dem Namen M-Town eher bekannt gewesen. M-Town gibt es schon mittlerweile seit 35 Jahren. Somit sind wir seit 35 Jahren eigentlich hier für die Hamburger Musikszene Ansprechpartner für. Just Music 2003 senesinde kuruldu ve daha önceleri 35 sene Hamburg'da M-Town adında hizmetlerini Hamburglu müzisyenlere sunmaya başlamıştı. Jan, in welchen Städten gibt es Just Music? Mittlerweile gibt es Just Music in drei Städten und wir sind mit vier Geschäften vertreten. In Berlin gibt es zwei Geschäfte, einmal in West- und einmal in Ost-Berlin. In München gibt es ein Geschäft und hier in Hamburg halt M-Town Just Music. Just Music 3 şehirde bulunmakta, tam 4 tane dükkanıyla. 2 tanesi Berlin'de, 1 Münih ve 1 de Hamburg'da. Jan, wie lange bist du schon bei Just Music? Ne zamandan beri Just Music'desin? Ich bin mittlerweile 13 Jahre bei Just Music und habe relativ klein angefangen, habe meine Ausbildung hier gemacht, damals noch bei M-Town und habe immer mehr Aufgaben nach der Zeit bekommen und habe 2003 in der Form dieser Umfirmierung, wo wir zu Just Music wurden, halt die Stelle angeboten bekommen, als Geschäftsführung die Keyboard-Abteilung hier zu leiten. Yani stajyerliğini M-Town'da 13 sene öncesi başlayıp 2003 senesinde de Just Music'e devrolduktan sonra burada çeşitli görevleri üstlenip en sonunda da klavye ve piyano bölümünün işletmesini alarak bu dükkanda işletme genel müdürü ve patronu olarak burayı sürdürmekte. Jan, neden KORG ürünleri? Die KORG-Instrumente sind sehr weit verbreitet in der türkischen Musikszene und sie bieten eigentlich genau das, was die türkischen Musiker suchen. Von richtigen Rhythmen und Klängen als das, was sie auf der Bühne brauchen. Jan'ın belirttiği gibi KORG-Ürünlerinin Türk müzik piyasasında müzisyenlerin ihtiyacını giderebilecek bir şekilde bir yaygınlık elde etmiştir. Bu ürünle birlikte KORG şirketi Türkiye'de Ömo Müzik ile sıkı bir çalışma hazırlayarak buradaki vatandaşların ve müzisyenlerin beğenisi için bir USB stick hazırlamıştır. Bu üründe Türk müziğinin otantik olan zurna, mey, kanun, saz, ney ve benzeri aletlerin ve tüm müzisyenlerin gerektirdiği ritimleri vahdeden olsun, arabeske, fantaziye, halaylara bütün her şey tüm müzisyenler ve tüm eğlenceler için düşünülmüştür. Yani normal KORG zurückzukommen, das interessiert mich nun. Was kann man mit diesen Geräten machen? Warum sind sie so beliebt? Tekrar KORG'a değinmek istiyorum. Neden KORG ürünleri ve bu KORG ürünlerin özellikleri nedir? Neden bu kadar çok seviliyorlar? Der Vorteil bei den KORG-Instrumenten, gerade bei den KORG-Keyboards, ist es, dass der Musiker oder der Kunde halt die Instrumente direkt oder speziell auf seine Bedürfnisse zuschneiden kann. Er hat die Möglichkeiten, eigene Klänge aufzunehmen, die spielbar abzulegen im Instrument, eigene Rhythmen aufzunehmen, Rhythmen zu kombinieren, beispielsweise traditionelle mit modernen Rhythmen zu kombinieren. So hat jeder die Möglichkeit, die Instrumente quasi auf seine Bedürfnisse zuzuschneiden. Und das kann KORG halt sehr, sehr gut. Und das zeichnet KORG halt auch mit aus. KORG-Ürünlerinde bütün müzisyenler istediği şekilde kendine ait özel bu orku ve ürünü kendi bilgisine göre, kendi ihtiyacına göre hazırlayıp sunabilir. Yani herhangi bir sıradan bir ork alıp da kullanmaktansa kendi istediğiniz şeyi ve ihtiyacınıza göre bunu hazırlayabilirsiniz. Bu sesten olsun, ritimden olsun, kaliteden olsun istediğiniz şekilde size özel bir ork haline geliyor. Jan, was muss man für KORG-Instrumente investieren? KORG-Ürünlerinin fiyat durumu nedir? Das ist ganz unterschiedlich, Erlinch. Vom kleinen Synthesizer bis hin zum großen Keyboard geht das von 350 Euro bis über 3000 Euro. Je nach Bedürfnisse, was der Kunde halt haben möchte. Momentan bieten wir selbst eine Sonderzinsfinanzierung an über unsere Hausbank mit 0,0% für einen Zielkauf. Das Ganze läuft bis Ende März. Bu ürünler 350 ile 3000 euro arasında değişmektedir. Büyüğünden küçüğüne kadar. Bu arada Mart ayının sonuna kadar 0 faizle 6 ay içinde olan taksit ödemeyle bu ürünleri buradan temin edebilirsiniz. Jan, ich danke dir vielmals für dieses Interview und wünsche dir, Just Music und deinem Team noch viele musikalische Tage und Stunden. Ja, auch dir herzlichen Dank, Erlin.
programımız son hızıyla devam ederken hukuk köşemizde avukatımız İsmail Araz'a telif haklarıyla ilgili sorularınızı yöneltiyoruz ve bu hassas konuyla ilgili çok faydalı bilgiler alıyoruz. Bu haftamızın konusu telif hakları ve Alman hukukuna göre koruma imkanları. Evet, sayın avukatımız, bize bu konuyla ilgili biraz bilgi verir misiniz? Telif hakları nedir? Telif hakkı olarak adlandırdığımız haklar bir sanat ya da bir düşün eserini yaratan kimsenin bu yapıttan doğan haklarıdır. Örneğin bir bestekarın bestelediği bir besteden doğan çoğaltma, dağıtma, yorumlama haklarıdır. Bir yazarın yazdığı kitaptan doğan haklardır. Bunları telif hakkı olarak adlandırıyoruz. Bizim terim olarak belki bilmediğimiz bir konudur ama her gün karşı karşıyayız. Örneğin bir kitap okuyoruz, bunun bir telif hakkı vardır. Bir kaseti dinliyoruz, bunun da bir telif hakkı vardır. Bunları genelde kanun tabii ki koruyor. Biz bunu halk olarak belki fark etmezsek de bile böyle haklar tabii ki vardır. Peki eser sahibi kimdir? Şimdi eser sahibi eseri, besteyi, yazılan bir şekli meydana getiren kişidir. Yani ben size bir örnek vereyim. Bir sanatçı bir şarkıyı seslendirdiği takdirde bunun eseri olmama şartı da değildir. Yani bunun sadece yorumcusu olabilir. Eseri bu bestenin arkasında duran şahıstır. Eser sahibinin hakları neden korunmalı? Şimdi bu sorun bizim teknolojiye aslında yenik düşmemizle alakalı olan bir problemdir. Tabii ki ilk başta teknoloji olmadan evvel de telif hakları korunuluyordur. Çünkü bir telif hak sahibi örneğin bir eseri dünyaya yarattığı takdirde başkaları buna üstlenip bunu kullanma imkanını ele geçirebildikleri için ondan dolayı telif hakları genelde, daha doğrusu eser sahibinin hakları genelde korunması gerekir. Özellikle şu an yaşadığımız çağda, teknolojinin ilerlediği çağda daha fazla eser sahibinin hakları korunması gerekir. Çünkü birçok boşluklar ortaya çıktı. Yani insanların, teknolojinin, eser sahiplerinin düşünmediği boşluklar ortaya çıktığı için bunlar bu şekilde bugün korunması gerekir. Eser sahibinin mali hakları nelerdir? Yani genelde münasıran haklar eser sahibine aittir. Yani bunu ne şekilde adlandırırsanız bu para olabilir, telifler olabilir. Bir örneğin siz bir reklamda bir eseri dinliyorsunuz, bir besteyi dinliyorsunuz. Reklam sahibi, beste sahibi değildir. Tabii ki orada kullanılan beste için, şarkı için belli bir telif ödenmesi lazım. Bunun genelde para karşılığı olarak telafi ediliyor diyebilirim. Telif hakları nasıl korunur ve ihlal edilince ne yapılabilir? Şimdi bu müzik piyasasında özellikle sinema piyasasında çok büyük bir sorundur. Son 10-12 yıl içerisinde müzik sektörü olsun, sinema sektörü olsun, şunu diye çok açık ve net söyleyebiliriz, teknolojiye yenik düştü. Çünkü müzik sektörünün ve sinema sektörünün düşünmediği, yani telif haklarıyla ilgili olarak düşünmediği bazı olaylar gerçek oldu. Özellikle internetle ilgili değil mi? Evet, özellikle internet. İşte teknoloji olarak adlandırdığım aslında internet olarak adlandırılması lazım. Bundan yanı sıra tabii ki ikinci nokta korsandı. Gerçi bizim Türkiye Cumhuriyeti'de tanıdığımız korsan gibi bir sorundan Almanya'da karşı karşıya değiliz. Almanya'da özellikle internetteki sorunlarla sektörler karşı karşıyadır. Şöyle başlayabiliriz. Özellikle insanlar bir ürünü satın almıyorlar. Örneğin A sanatçının yeni albümü çıkmıştır. Herkes bunu artık yapabiliyor. İnternete girip belli sitelerde arama veyahut belli programlarla
arama moduna girip bu ürünü bulabiliyorlar, birebir bulabiliyorlar ve kendi bilgisayarına indirip bunu değerlendiriyorlar, çoğaltıyorlar. Yani demin ifade ettiğim çoğaltma haklarına ihlal ediyorlar. Aslında çoğaltma hakkı eser sahibine aittir. Artık ama teknoloji ilerlediği için internet yayıldığından dolayı herkes bu çoğaltma hakkına ihlal edip kendi albümünü 5 kere evde bilgisayardan çıkarabiliyor veyahut 10 kere çıkarabiliyordur. Bununla ilgili olan sorunlar şunlardır. İnsanlar bu haklara ihlal edince bunların arkasından gelen problemleri göz önünde bulundurmuyorlar ilk başta. Çünkü herkes diyor ki ben mi yakalanacağım? Özellikle Türk sektöründe şu ana kadar tabii ki sanatçılar ve eser sahipleri genelde Türkiye'de olduğu için belli çalışmalar yoktu. Bu çalışmalar özellikle Alman sektöründe ve genel sektörde, müzik sektöründe ve sinema sektöründe vardı. Örneğin bir plak şirketi belirli meslektaşları görevlendirip belirli siteleri artmaya kaldırıyordu. Yani yeni bir ürünler, yeni programlar üretildi. Bu programlarla bilgisayarın arkasında duran şahsın kimliği belirlenebiliyor artık. Yani kimse artık gizli değildir. Oturma odasında, çocuk odasında oturup da bilgisayar başında bir ürünü indirdiğiniz anda sizin kimliğiniz belirlenebiliyordur. Yani bunu da özellikle izleyicilerimizle vurgulayalım ki. Evet, evet. İnsanlarımız çok dikkatli olması lazım. Şunu bilmeleri gerekir. İnternetten herhangi bir şekilde bir ürünü indirmek hırsızlıktır. Çünkü telif hakkına ihlal ediyorsunuz. Yani başka bir demin anlattığım eserin hakkını çalıyorsunuz demektir. Tabii ki bunun şuradan baksak suç derecesi ne kadar düşük olsa da yine de bir suçtur. Bu cezai takip durumdur. Şimdi gelelim zarara, yani tazminat olaylarına geliyoruz. Çünkü ben bir eserin hakkına ihlal ettiğim takdirde benden belirli bir zararını talep etmeye çalışacaktır. Bu talep hakkı şöyle gerçekleşiyordur. Son aylarda çeşitli şirketler, özel şirketler, müzik piyasasıyla beraber çalışanlar belirli bilgisayar programlarını üretip bu bilgisayar programlarıyla kullanılan internetten program ve müzik indirme programların arkasında duran IP adreslerini çıkarmak için belli çalışmalar yaptılar. Bu çalışmaları bir bilirkişi raporu olarak müzik piyasasının temsilcilerine iletiyorlar. Ve temsilciler suç duyurusunda bulunarak savcılıklara başvuru yapıyorlardı. Savcılıklar da telekomünikasyon şirketleri üzerine bir telefon IP adresinin arkasında bulunan şahsın, yani bizim belki annemizin, babamızın ismini çıkarıp, telefon hattının sahibinin ismini çıkarıp dosyaya işliyorlardı. Cezai takip durumu genelde suç derecesi düşük olduğu için kapatılıyordu. Ve ardından mağdur olan müzik plak şirketi bu dosyayı alıp ve o şahsi bilgileri görüyor. Şu anki durum böyledir ve o zaman zararlar talep edilmeye başlıyor ve ihtarnameler müzik plak şirketlerinden, yani daha doğrusu avukat kanallarıyla bu haklara ihlal eden kişilere aktarılıyor ve çok büyük cezalar talep ediliyor. Yani cezai şartlar. Konu 5.000, 10.000 euro olarak bir yazı içerisinde geçiyor. İnsanlardan bu miktarlar talep ediliyor. Şimdi şuradan baksanız, siz bir eseri ne kadar alıyorsunuz bir müzik marketinde? Örneğin diyelim 10 euro. Şimdi bir albümü indirdiğiniz için sizden 10.000 euro isteniyordur. Yani kaç mislisi oluyor? 1.000 mislisi bir miktar sizden talep ediliyor. Bu miktarlar tabii ki uzaya giden miktarlardır ve realite dışı olan miktarlardır. Ama insanlar tabii ki bu şekilde diğer tarafta da korkutuluyordur. Yani önlem almak için yapılan bir konudur. Tabii ki diğer tarafta da telif sahiplerine para kazandırmak. Çünkü artık albümleri kimse satın almıyor ve diğer taraftan da herkes internetten indirdiği için telif haklarını bu şekilde toplamaya çalışıyorlar. İnsanlarımız bu konuda çok dikkatli olmaları gerekir. Eğer
bu tür ihtarnamelerle karşı karşıya gelirlerse kesinlikle herhangi bir imzayı verip karşı tarafa aktarmamışsınlar. Çünkü bunu yaptıkları takdirde durumu kabul etmiş oluyorlar ve karşı taraf kalkıp mahkemeye başvuru yaptığı takdirde çok basit ve kolay bir karar alabiliyor. Sonuçta karşı tarafın bir imzası ellerinde bulunmaktadır. Bu konularla karşı karşıya duran kişiler uzmanlarla irtibata geçsinler ve zararın, yani kendilerine gelen zararın boyutunu en düşük şekilde düşürmeye çalışsınlar, benim önerim kendilerine. Peki Avukat Bey, eğlence merkezlerinde, eğlence ortamlarında sanatçılar mesela müzikal açıda program geliştirdiği zaman bunun telif haklarını kimler ödüyor? O da çok büyük bir sorundur. Şimdi genelde, yani şu an Almanya'da ve Avrupa'da yaşayan bir sanatçı belli bir meslek birlik üyesidir. Almanya'da GEMA tek meslek birliği olarak vardır. Bu meslek birliğine üyedir. Genelde bir yerde çıkınca çıkaran şahıs, yani organizatör olarak adlandırdığımız kişi, bu sanatçı için, bu eser sahibi için eserin seslendirdiği telifleri meslek birliğine aktarması gerekir. Bu genel anlamda Avrupa'da yaşayan kişiler için. Şimdi gelelim kendi sektörümüze, Türk sektörüne gelelim. Türk sektöründeki çıkan bir Türk sanatçısı Almanya'da ikamet etmediği için Alman Meslek Birlik, yani GEMA üyesi değildir. GEMA üyesi olmadığından dolayı bu ödemeler nereye yapılacaktır? Türk Meslek Birlik üyelerine yapılamaz. Çünkü Türk Meslek Birlikleri Türkiye'dedir. Sanatçı Avrupa'da çıkıyordur. Burada kardeş anlaşmalar vardır. Türkiye'deki meslek birlikleri MESAM ve MSG olarak adlandırılıyordur. İki tane büyük meslek birliği vardır. Üyeleri bu meslek birliklerden dolayı, Almanya'da bulunan meslek birliklerinden kardeş anlaşmaları olduğu için aslında buradaki çıkan bir Türk sanatçısı için de GEMA'ya ödeme yapılması gerekir. Şu an ama asıl sorun kontrol etme sorunu. Yani Türkiye'de olan bir sanatçı burada hangi ödemelerin yapılıp yapılmadığını kontrol edemiyor. Çünkü ne kadar meslek birlikler arasında bir anlaşma olsa da gerçekleştirme sorunu vardır. Yani bilgi edinme sorunu vardır. Peki burada telif haklarını ödemesi gereken kişi veyahut da kurulum işletmeci oluyor. Evet, işletmeci oluyor. Örneğin bir tiyatro sahibisiniz, orada bir sanatçıyı çıkarıyorsunuz veyahut bir kulüp sahibisiniz, bir sanatçıyı çıkardığınız takdirde bu sanatçının teliflerini meslek birliğine ödemeniz gerekir. Bu çok önemli bilgileri bize aktardığı için avukatımız İsmail Araz'a tekrar teşekkür etmek istiyorum. Ben teşekkür ederim efendim. Merhaba sayın seyirciler, ben Seda Soylu. Soylu Video Prodüksiyon'un tanıtım reklamına hoş geldiniz. Soylu Prodüksiyon olarak klip çekimleri, reklam çekimleri ve özel video efektleri ile Hamburg'da kendi stüdyolarımızda hizmetinizdeyiz. Değerli izleyenler, bildiğiniz gibi programımızda Hamburg'da bulunan orta boylu işletmeleri de tanıtmaya devam ediyoruz. Bu anlamda saçlardaki doğal güzellikleri gözler önüne seren Halise Kaptan ve ekibini getiriyoruz ekranlarınıza. Evet değerli izleyenler, bugün çok cici bir arkadaşımın yanındayım. Sevgili Halise, merhaba. Merhaba Dilek Hanım. Önce kısaca kendini tanıtır mısın? Ben Halise Kaptan. Üçüncü ayın üçünden beri geçen senenin bu dükkanını açtım ve bir seneden yaklaşık beri burada çalışıyoruz arkadaşımla. Evet değerli izleyenler, Halise benim sizin karşınıza en iyi şekilde çıkmamı sağlayan arkadaşım aynı zamanda ve kendisine kuaförlükle ilgili bir takım sorular yöneltmek istiyorum. Halise'cim, 2009'da bayanları ne gibi yenilikler bekliyor saç sektöründe? Fönler, dalgalı olsa, düz fönler olsa, topuzlar, klasik olan. Ve ayrıca da gelin başları da yapıyorsunuz. Evet, gelin başları da yapıyoruz. Ve bu konuda da çok başarılısın, bunu da belirtmek istiyorum. Teşekkür ederim Dilek Hanım. Halise'cim,
Senin gibi genç bayanlara, girişimcilere söylemek istediğin bir şeyler var mı? Eğer böyle bir şey düşünüyorsanız gerçekçi olun, istediğinizi yapmaya çalışın, gerçekleştirmeye çalışın, hayallerinizi güzel bir şekilde değerlendirin. Tabii ki böyle bir işletmenin de sorumlulukları vardır, değil mi? Çok sorumlulukları oluyor. Bir tek hani salonunuza karşı değil, müşterilerinize karşı, ailenize karşı her zaman bir sorumluluğunuz oluyor tabii ki. Evet, ben de Halise'ye çok teşekkür ediyorum ve kendisine başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler, şimdi Hamburg Günaydın FM Radyosu'ndan seslerini duymaya alışık olduğunuz Murat ve Serdal'ı getiriyoruz ekranlarınıza. Merhaba Kanal Avrupa Sohbetli Eserler izleyicileri. Şu anda Hamburg TV Radyosu'ndayız ve Hamburg'un sesi olan Serdal ve Murat'ı yakalamış bulunmaktayız. Birazdan canlı yayına girecekler. Hamburg kendilerini sadece radyodan tanıyorlar. Biz istedik yine kendilerini ekrana da taşıyalım. Kendilerine şöyle iyi akşamlar demek istiyoruz. İyi akşamlar Serdal'cığım. İyi akşamlar Aydın abi. İyi akşamlar Murat'cığım. İyi akşamlar Aydın abi. Sizin ufak bir duygularınızı alalım. Her akşam burada canlı yayında, radyoda canlı yayın yapıyorsunuz. Her zaman bu yeni bir heyecan, yeni bir katılım kitlesine daha ulaşıyorsunuz. Uzun zamandır da bu işi yapıyorsunuz. Sizleri görüntü olarak tanımıyorlar, sırf seslerden tanıyorlar. Kanal Avrupa Sohbetli Eserler izleyicilerine ne söylemek istersiniz? Gerçi biz Günaydın'ın FM olarak tabii ki Murat abinin adına da konuşmak istiyorum. Son 4 senedir Hamburg'da bu faaliyeti göstermekteyiz. Sevinçle, mutlulukla yapıyoruz bunu. Tabii ki Hamburg'daki insanlarımız için de. Murat, senin görüşlerini alayım. Yaklaşık Serdal'ın da söylediği gibi 4 senedir bu yayını yapıyoruz. Bunun öncesinde de tabii yine radyo programlarıyla uğraşıyorduk. Aynı zamanda eğlence hayatında da bulunduğumuz için tabii birçok insanla da direkt olarak muhatap oluyoruz. Çok seveniniz var. Biz de Hamburg'u çok seviyoruz. Her programa da değişik bir heyecanla zaten giriyoruz. Her seferinde daha değişik dinleyicilere ulaşıyoruz ve de onlara elimizden geldiği kadar yenilikler, yeni şarkılar, yeni haberler iletmeye çalışıyoruz. Evet, Kanal Avrupa izleyicileri, kendilerini şu anda bırakmamız lazım çünkü canlı yayına geç kalacaklar. Kendilerine canı gönülden teşekkür ediyoruz ve başarılarının daimini diliyoruz. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar. Almanya'nın en güzel şehri Hamburg'dan herkese iyi akşamlar. Kanal Avrupa bizlerle birlikte şu anda bir sürü kamera bize doğru çevrilmiş durumda. Ve de Eser kardeşler bizlerle birlikte hemen Eser kardeşlere, Kanal Avrupa'ya bir iyi akşamlar dilemek istiyoruz. Günaydın FM ekibi olarak hoş geldin Erdinç abi, Aydın abi diyoruz. Ferhat aynı zamanda Eser kardeşlerden hoş geldiniz. Günaydın'a gidelim, günaydın FM'e gidelim. Üçtür beştir, kızlar hoştur, gerisi de boştur. De internet üzerinden dinlemekteler. Eser kardeşlerden gelecek olan sıradaki parçaya Türkiye'ye, İzmir'e o aileme armağan ediyorum buradan. Sevgili seyirciler, bu akşam da bizlerden bu kadar demeden önce hepinize yoğun alakanızdan dolayı çok teşekkür ediyor ve kendinize çok iyi bakın diyorum. Önerileriniz ve sorularınız için bizlere info@eserkardeşler.de e-mail adresimizden ulaşabilirsiniz. Hepinize çok güzel bir hafta sonu, çok güzel bir hafta diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.